Psikoloji 5. bölüm kişilik psikolojisi. İnsanlar arasındaki duygu, düşünce ve davranış farklarının incelenmesi de psikolojinin önemli konu alanlarındandır. Psikolojide pek çok alt alan bulunmaktadır. Daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi kişilik psikolojisi de bu alanlardan biridir. Kişilik bireyin her yere taşıdığı özelliklerdendir. İnsanlar doğdukları andan itibaren kişilik yapısını geliştirmeye ve oluşturmaya başlarlar. Kişilik insanlar arasındaki en temel görülen farklardandır. Bu noktada kişilik psikolojisini anlamak adına bazı sorulara yanıt vermek faydalı olabilir. Bunlar, kişilik kavramı psikolojide nasıl tanımlanmaktadır? Kişilik açısından bireyler arasında ne gibi benzerlikler vardır? Kişilik açısından bireyler arasındaki ne gibi farklar vardır? İnsanların kişiliği nasıl gelişir? Kaç tane kişilik özelliği vardır? Kişiliği açıklayan kuramlar nelerdir? Kişilik konusu neden önemlidir? Kişilik ile ilgili ne tür araştırmalar yapılır? Kişilik psikolojisinde elde edilen bilgiler uygulamalı psikolojiye ne gibi katkılar sunar? Kişilik ve çevre uyumu ne demektir? Kişiliksiz insan var mıdır? Kişilik nasıl bozulur? Kişilik özelliklerini belirlemek günlük yaşamda bizlere neler kazandırır gibi sorular sorulabilir. Kişiliğin tanımlanması. Kişilik çok boyutlu bir kavramdır. Bu kavram bireyin sahip olduğu sosyal becerilerini, kişinin kendisi bir resim olarak nasıl göründüğünü, bireyin kendine özgü özellikleriyle, çevreyle etkileşime geçmesi sonucunda geliştirdiği davranışlarını içermektedir. Çeşitli bilim adamları kişiliği şu şekilde tanımlar. Collinger, kişilik bireyin içsel olarak yaşadığı davranışların ve deneyimlerin altında yatan nedenleri keşfetme sürecidir ona göre. Cüceoğlu'na göre kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu ve bireyi diğer bireylerden ayırt edici tutarlı bir ilişki biçimidir. Alport'a göre kişilik, bireyin içsel yapısında yer alan, bireyin duygu ve düşünceleri yönlendiren bir gerçektir. Rogers'a göre kişilik, bireyin deneyimleriyle şekillenen örgütlenmiş kendilik algısıdır. Freud'a göre kişilik, bilinç dışı, örtük ve bilinmeyen bir bütündür. Aiken'a göre kişilik, örgütlenmiş duygusal, bilişsel, toplumsal ve fiziksel özellikler bütünüdür. Benlik, bireyin kendisine yönelik algıların tamamıdır. Mizaç, bireyin olaylara ve durumlara biyolojik temelli verdikleri tepki farklarıdır. Karakter, kişiliğin ahlaki yönüdür. Kişilik, bireyleri başka bireylerden ayırt eden özellikler bütünüdür. Kimlik, kişinin ben kimim sorusuna verdiği yanıttır. Benlik tanımı incelendiğinde benlik bireyin kendisine yönelik algıların toplamıdır şeklinde bir yapısal tanıma ulaşılır. Bu noktada örneğin siz dışa dönük bir bireysinizdir. Kendinizi ben dışa dönüğüm şeklinde değerlendirdiğinizde aslında kendinize ilişkin olarak kişilik boyutunuzdaki algınızı ifade ediyorsunuz demektir. Kişiliğin ortaya çıkması ve gelişimi. Psikolojik bir yapı olan kişiliğin oluşumunu etkileyen iki önemli faktör bulunur. Bu faktörlerden ilki bireylerin doğuştan getirdikleri özellikleri içeren genetik yapıdır. İkincisi ise bireyin içerisinde bulunduğu çevredir. Kalıtsal olarak bireylerin sahip oldukları özellikler çevreyle etkileşime geçmesiyle bireyin kişiliğin oluşmasına aracılık eder. Dini inançlar. Din, bireylerin hayatlarına anlam yüklemelerinde ve stresle başa çıkmalarında önemli bir kaynak olarak değerlendirilir. Bireyler kişiliklerini dini inançları çerçevesinde yapılandırabilir. Bireylerin kullandıkları dil insanların duyguların ve düşüncelerin yansımasıdır. İnsanlar dil aracılığıyla da kendi kişiliklerinin pek çok yönü hakkında bilgi edinirler ve böylece kişiliklerini yapılandırabilirler. Değerler, insanların yaşamlarında verdikleri öncelikler farklılaşmaktadır. Bu öncelikler değerler olarak ifade edilir. Dünya görüşü, insanların dünyayı ve kendi varlıklarını adlandırma çabalarının bir uzantısı olarak çeşitli dünya görüşleri ortaya çıkmıştır. Kültürel özellikler, bireyler kültürlenme aracılığıyla içinde bulundukları topluma uyum sağlar hale gelirler. Her kültürün farklı öncelikleri bulunmaktadır. Kültürel arası farklar, insanların duygularını, düşüncelerini ve dahi davranışlarını etkiler. Örneğin toplumlar kültürel açıdan bireyci ve toplulukçu kültürler olarak iki önemli noktada sınıflandırırlar. Toplulukçu kültürlerde bireylerin benlikleri ve kişiliklere daha çok grup uyumu temelinde yapılandırılmaktadır. Oysa ki bireyci kültürlerde insanların benlikleri ve kişilikleri bağımsızlaşma ve bir diğer insanlardan farklılaşma üzerine kurulur. Coğrafi olarak yaşanan ortam, insanların yaşadıkları fiziksel ortamlarında bireylerin kişilik gelişimleri üzerinde önemli etkileri vardır. Toplumsallaşma biçimleri, insanların nasıl bir psikolojik atmosferde büyüdükleri ve gelişimlerini sürdürdükleri de onların kişilik gelişimleri için önemlidir. Toplumsallaşma biçimleri açısından iki önemli toplumsallaşma şeklinin olduğunu belirtilir. Bunlardan ilki dar toplumsallaşma, ikincisi ise geniş toplumsallaşmadır.
Daha bir toplumsallaşmada seçenekler azdır. Bireyden geleneksel toplumsal beklentiler ve uymaları beklenir. Geniş toplumsallaşmada ise bireylere daha fazla seçenek sunma durumu söz konusudur. Çevresel özelliklerin yanında bir takım biyolojik faktörler de kişiliğin oluşmasında etkilidir. Biyolojik faktörlerin içerisine pek çok etken girer. Bunlar sırasıyla açıklayalım. Yaş, yaşla birlikte kişilik özelliklerinde de değişiklik olur. Cinsiyet erkeklerden ve kadınlardan farklı beklentiler içerisinde olmak ister istemez bireyin kişilik özelliklerini de etkiler. Bedensel yapı antik çağlardan günümüze kadar insanların bedensel yapılarıyla kişilik özellikleri arasında ilişkiler kurulmuştur. Kişiliğin oluşumunda hem çevresel faktörler hem de biyolojik faktörlere etkili olmaktadır. Doğuştan getirilen özellikler genotip özellikler olarak ele alınır. Çevresel faktörler ise fenotip özellikler olarak değerlendirilir. Bu noktada kişiliğin oluşumunda genotip ve fenotip özelliklerin etkileşimi de belirleyici olmaktadır. Yaşam boyu gelişim yaklaşımı. Kişilikteki değişikliklerin günlük olaylardan etkilenerek gerçekleşebileceğini savunur bu yaklaşım. Bireyler yaşlarının ilerlemesiyle birlikte yaşadıkları toplumsal çevreye daha iyi uyum sağlar hale gelmektedir. Yaşlılıktaki sorumluluktan dolayı kişilik özelliğinin fazla kullanılması mutsuzluk nedeni olabilmektedir bu bağlamda. Kişilik gelişimini çocukluktan yetişkinliğe doğru incelemek gerekir. Bu noktada Konchanska kişiliğin gelişiminde etkili olan 6 önemli faktör olduğunu belirtmiştir. Bunları inceleyelim sırasıyla. Öğrenme süreçleri, kişiliğin gelişme sürecinde bireylerin etraflarında bulunan yani anne baba gibi kişiler tarafından onlara sunulan pekiştireçler ve cezalar etkili olmaktadır. Çevre tarafından çocuğa sunulan yüz ifadeleri, insanlarla kurulan ilişkilerde onların yüz ifadeleri önemlidir. Bireyler çevrelerindeki bireylerin yüz ifadelerine bakarak karşılarındaki insanların duygularını ve düşüncelerinin neler olduğunu anlamaya çalışır. Bu noktada bazı kişilik özelliklerine sahip bireyler yüz ifadelerine daha fazla önem verir. Kendilerini ve kişiliklerini bu ifadeler temelinde düzenlemektedirler. Çevre tarafından sunulan toplumsal bilginin işleniş şekli. Olay ve durumların yorumlandırılması da ve değerlendirilmesi de toplumsal çevrede bulunan bireylerin dikkat ettikleri ve önemsedikleri noktalar çevrede yer alan çocuklar gibi bireyleri de etkiler. Toplumsal ve zamansal karşılaştırma, çocukluktan yetişkinliğe doğru artan bilgisayar kapasiteden dolayı bireyler kendilerini başkalarıyla karşılaştırmaya başlarlar. Bu karşılaştırmalar aracılığıyla kendi kişilikleri hakkında önemli bilgiler edinirler. Karşılaştırma yapmak ayrıca bireylerin kişiliklerini yapılandırmalarına olanak tanımaktadır. Çevresel seçimde bulunma, yaşla birlikte bireyler hem kendi benliklerini hem de kimliklerini yapılandırmaktadırlar. Bu süreçte bireyler kişiliklerini de yapılandırma sürecini yaşarlar. Bireyler kişiliklerine uygun çevreleri seçerler. Böylece kişilik özelliklerini daha da güçlendirirler. Çevresel şekillendirme, artan öz düzenleme kapasitesiyle birlikte bireyler hem kendilerini hem de kişiliklerini sağlamlaştırmak isterler. Bu süreçte kişilikleriyle uyumlu çevreleri ararlar. Kişilikleriyle uyumlu olmayan çevreleri değiştirme çabasında bulunurlar. Bulundukları çevreyi kişilik özellikleri temelinde şekillendirmeye de çalışırlar kişiler. Kişilik kuramları. İnsanlar arasındaki düşünce, davranış benzerliklerini ve farklarını açıklayan kuramlara kişilik kuramları denir. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim. Psikoanalitik kuram. Enerjinin korunumu ilkesinden hareketle Freud psikoanalitik kuramı geliştirmiştir. Freud'a göre her bireyde libido olarak ifade edilen sabit bir psişik enerji bulunmaktadır. Freud, psişik enerjinin farklı biçimler almasının kişilik gelişiminde önemli olduğunu belirtir. Psikoanalitik kurama göre kişilik, psikoseksüel gelişim dönemleri ismi verilen dönemlerden geçerek gelişir. Bu kurama göre 5 önemli gelişim dönemi vardır. Bu dönemler oral, anal, faillik, latent ve genital dönem şeklinde isimlendirilir. Freud her bir gelişim döneminde libidinal enerjinin insan bedeninde yer alan bazı organlarda kendisini gösterdiğini savunur. Oral dönemde ağız, anal dönemde rektal bölge gibi bölgeler enerji açısından uygun organlar olarak görülmektedir. Şimdi bunları inceleyelim. Freud'a göre kişilik gelişim dönemleri. Oral dönem 0-1 yaşayan haz bölgesi ağızdır. Bu dönemde güven duygusu gelişmektedir. Bebek oral olarak arzuladığı nesneye ve objeye ulaşmazsa kaygılanır. Alma, tutma, ısırma, tükürme ve kapatma olmak üzere 5 oral işlevde bulunma modu vardır. Bu özellikler yetişkin kişiliğini oluşturur. Bebekliğinde yiyeceği almaktan hoşlanan kişi yetişkinliğinde bilgiyi ve gücü elde etmekten hoşlanır. Kaldırmak belirleyici olmayan, ısırmak baskınlığa, tükürmek reddetmeye, kapamak içe dönüklüğe neden olur. Bunun gibi örnekler verilebilir. Anal dönem 1-3 yaş arası. Libidinal enerji anal bölgededir. Çocuklarda dışkılama kaygı
Dışkılama kaygı oluşturur. Katı tuvalet eğitimi karşısında bireyler yetişkinliklerinde dağınık, sorumsuz ve kirli olabilmektedir. Fallik dönem, yani 3-5 yaş arası. Fallik dönemde haz bölgesi genital organlardır. Özdeşim yoluyla cinsel kimliğin temelleri atılır bu dönemde. Latent dönem 5-12 yaş arası. Libidinal enerji örtülü haldedir. Bu nedenle çocuk enerjisini akademik alana yönlendirir. Genital dönem, yani 12 yaş ve sonrası dönemden bahsediyoruz. Ergenlikteki fizyolojik değişimle birlikte cinsel dürtüler harekete geçer. Cinsel tepkiler karşı cinse yönelmiştir. Bu kurama göre kişiliğin 3 önemli öğesi vardır. Bunlardan ilki id, ikincisi ego ve üçüncüsü ise süperegodur. İd kişiliğin ilkel mekanizması olarak ele alınır. İd haz ilkesiyle çelişir. İd'in en önemli kaynakları saldırganlık ve cinsellik gibi dürtülerdir. Burada ve şimdiye odaklıdır. Ego ise kişiliğin mantıksal yanıdır. Ego, id ile süperego arasında denge kurar. Süperego ise kişiliğin ahlaki yanıdır. Süperego doğru ya da yanlışa ilişkin ilkeler ve standartlar ortaya koymaktadır. Fenomenolojik kuram. Bu kuram insanların algı, anlam, duygu ve benlik açılarından farklı özellikler sergilediklerini savunur. Bu kuramın en önemli temsilcisi Carl Rogers'tır. Bu kurama göre insanlar kendilerini gerçekleştirmek adına çevrelerine tepkide bulunurlar. Kendilerini gerçekleştiren insanlar ideal ve gerçek benlikler arasında bir denge kurar. Rogers aynı zamanda koşulsuz kabul ve empati gibi koşulların kişilik gelişiminde etkili olduğunu savunmuştur. Maslow, insanların kendilerini gerçekleştirme sürecinde sürekli ihtiyaçlarını doyurmaya çalıştıklarını belirtir. Ona göre ihtiyaçların hiyerarşik bir doğası vardır. Hiyerarşinin en altında fizyolojik ihtiyaçlar yer alır. Daha sonra sırasıyla güvenlik, ait olma, saygı ve kendini gerçekleştirme gelmektedir. Evet, ekranda görüyorsunuz piramit şeklinde Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi şeyle gidiyor. Yani şey olarak gidiyor. Piramidin en altında fizyolojik gereksinimler var. Daha sonra ikinci aşamada güvenlik, daha sonra ait olma ve sevgi, daha sonra saygı ihtiyacı var. Piramidin dördüncü katmanında en üstte ise kendini gerçekleştirme şeklinde ilerliyor. Toplumsal öğrenme kuramı. Bu kuramın en önemli temsilcisi Albert Bandura'dır. Bu kurama göre kişilik bir toplumsal bağlam içerisinde edinilir ve gelişir. Toplumsal öğrenme kuramında kişiliği etkileyen faktörler 3 önemli noktada incelenir. Bunlardan ilki davranış, ikincisi çevre ve üçüncüsü ise bireyin sahip olduğu inançlardır. Bu üç faktör birbirlerini karşılıklı olarak etkileyerek kişiliğin oluşumunda rol oynar. Bu etkiyi Bandura karşılıklı belirleyicilik kavramıyla ele alır. Tipolojik yaklaşım. Bu kuram antik Yunan dönemine dayanır. Örneğin Hipokrat insanları 4 önemli tip etrafında incelemiştir. Bunlar hafif kanlı mizaç, ağır kanlı mizaç, sevdalı mizaç, asabi mizaç şeklinde. Tarihsel süreçte kişilik konusunda çalışmalarda bulunan bireyler kişiliği farklı tiplere de sınıflandırmışlardır tiplerle de. Örneğin Lombroso insanların bedensel yapılarına bakarak suçluları sınıflandırmış. Benzer şekilde Sheldon insanlara beden yapılarına dayanarak endomorfik, mezomorfik ve ektomorfik olarak 3 sınıfa ayırarak incelemiş. Kretmer de insanları beden yapılarına dayalı olarak sınıflandırmış. Ona göre 4 insan tipi vardır. Bunlar leptozomlar, atletikler, piknikler ve displastikler şeklinde ele alınmıştır. Özellik yaklaşım. Bu yaklaşımın en önemli temsilcilerinden biri Alport'tur. Bu yaklaşım bireyler arası farkları, bireylerin sürekli olarak gösterdikleri özelliklerin azlığı ya da çokluğu açısından ele alır. Alport, kişilik özelliklerinin kişilerin çevreye uyum sağlayıcı özelliklerini gösterdiğini belirtir. Bu yaklaşıma göre kişilikte kardinal ve merkezi olmak üzere iki tür özellik bulunmaktadır. Machiavellizm ve narsistlik gibi özellikler kardinal özelliklere örnektir. Sevecenlik, sosyal olma gibi özellikler ise merkezi özelliklere örnek olarak verilebilir. Faktör yaklaşımı. Faktör yaklaşımı insanlar arasındaki davranış ve düşünce farkları açıklamaya çalışınca sayısız özellikler karşımıza çıkar. İşte bu sayısız özelliklerden anlamlı yapılar oluşturarak kişiliği açıklayan yaklaşıma faktör yaklaşımı diyoruz. Faktör yaklaşımı birbiriyle yüksek ilişki veren özelliklerin bir araya gelerek daha geniş bir yapıda ele alınmasını temel alır. 5 faktör yaklaşımı. Bu modelin temsilcileri Paul Costa ve Robert Meiser'dir. Bu model kişiliği 5 temel boyutta ele alarak açıklar, içe ya da dışa dönüklük. 5 faktör kişilik modelinin boyutu Eysenck'in dışa dönüklük boyutuyla paralellik gösterir. Dışa dönüklük bu bağlamda
enerji dolu, girişken, konuşkan, sosyal ve heyecanlı, atılgan, aktif, şen şakrak, iyimser, enerjik, eğlenceden ve hareketten hoşlanma gibi özellikleri içerir. Dışa dönük bireyler içe dönüklere oranla ödüle karşı daha fazla duyarlıdırlar. Sorumluluk ya da sorumsuzluk. Sorumluluk başarı çabası, yeterlilik, görev, şinaslık, düzen, öz disiplin ve tedbirlilik gibi özellikleri içerir. Bu kişilik özelliği hazzı erteleyebilmeyi, hoş olmayan görevlerde sabır gösterebilmeyi, sorumlu ve güvenilir bir şekilde hareket etmeyi, ayrıntılara dikkat etmeyi gerektirir. Daha sonra bilinçli olmayı, başarı yönelimli olmayı, planlı olmayı, çalışkan olmayı da içerir. Duygusal açıdan dengelilik ya da dengesizlik. Duygusal dengesizliğin temelinde kaygı, depresyon, kızgınlık ve sıkıntı gibi olumsuz duygular yer alır. Duygusal dengesizlik, kaygılı, endişeli, sinirli, güvensiz olma, sürekli kendisiyle uğraşma özellikleriyle temsil edilir. Duygusal açıdan dengesiz bireyler sıklıkla karmaşık duygularla uğraşmak durumundadır. Bu kişiler yaşadıkları olumsuz duygularla tutarlı olarak kendini suçlama gibi düşüncelere daha sık kapılırlar. Yapılan araştırmalarda nevrotik tanısı olan kişilerin duygusal dengesizlik boyutunda yüksek puan aldıkları görülmüştür. Deneyime açıklık ya da kapalılık. Zihinsel yeteneğin deneyime açıklık boyutuyla ilişkili olduğuna dair pek çok araştırma bulunmaktadır. Bu nedenle deneyime açıklık boyutuna zeka da denilmektedir. Bu boyutta zihinsel yeteneğin deneyime açıklık boyutuyla ilişkili olduğuna dair pek çok araştırma bulunmaktadır. Bu nedenle deneyime açıklık boyutuna dediğimiz gibi zeka da denilebilmektedir. Bu boyutta cesur olma, değişikliği sevme, meraklı, bağımsız, liberal, analitik, ileri geniş, geleneksel olmayan gibi özellikler yer alır. Deneyime açık bireyler aktif imgeleme yapmaya, estetik ilgisine, duygulara duyarlılığa, çeşitliliği tercih etmeye, entelektüel meraka ve bağımsız yargılama yapmaya eğilimlidirler. Yumuşak başlık ya da saldırganlık. Yumuşak başlı kişiler iyi huylu, güvenilir, yardımsever, bağışlayıcı, saf ve dürüst olarak tanımlanır. Costa ve McSherry yumuşak başlık boyutunu dürüstlük, özgecilik, güven, itaat, alçak gönüllülük ve merhametlilik boyutlarıyla tanımlar. Yumuşak başlılık merhametli, ince, nazik, saygılı, esnek, güvenli, açık kalpli özelliklerle tanımlanır. Hırçınlık boyutunda yer alan bireyler ise kötümser, kaba, güvensiz, işbirliğine kapalı, merhametsiz, öfkeli ve çıkarcı gibi özelliklere sahiptirler. Kişilikle ilgili araştırma sonuçları. Gözlemsel çalışmalarda 3 ila 8 yaşlar arasındaki çocukların dışa dönüklük, duygusal açıdan dengesizlik ve sorumluluk özelliklerini belirgin bir şekilde gösterdikleri sonucuna varılmıştır. Okul öncesi çocuklara ve orta çocuklara oranla ergenlerin özellikle deneyime açıklık özelliğini daha belirgin bir şekilde gösterdikleri saptanmıştır. Bu durumun nedeni ise ergenlikte soyut düşünmenin gelişimidir. Yaşam olayları düşüncesine göre yaşla birlikte bireyler daha fazla uyum sağlayıcı özellikler sergilerler. Yine 12 ila 18 yaşlarındaki ergenler üzerinde yürütülen kişisel çalışmalar sadece kızlar için dengenin azaldığını, dışa dönüklük, yumuşak başlılık ve sorumluluk özelliklerinde her iki cinsiyet için önemli bir değişiklik olmadığını göstermiştir. Ergenlerin kişilik gelişimini 5 faktör modeli bağlamında ele alan çalışmalardan biri Branch, Leistut ve Garris'in çalışmalarıdır. Çalışmanın genel sonucuna göre hem ergenlik döneminde hem de yetişkinlik döneminde kişilik gelişiminin devam ettiği sonucuna varılmıştır. Costa ve arkadaşları başa çıkma ve kişilik özelliklerini birlikte ele almıştır yaptığı çalışmalarda. Yapılan çalışma sonuçlarına göre duygusal açıdan dengesiz bireylerin herhangi bir stres durumunda kendilerini ve başkalarını suçladıkları ortaya çıkmış. Dışa dönük bireylerin ise konu hakkında konuştukları ve şaka yaptıkları görülmüştür. Literatüre bakıldığında her ne kadar 5 faktör modelindeki bütün boyutlarıyla öznel iyi oluş arasındaki ilişkileri ortaya koyan çalışmalar yapıldığı nadir olarak görülse de modelin duygusal dengesizlik ve dışa dönük boyutlarıyla daha fazla çalışma yapıldığı görülür. Çalışmaların bulgularına göre dışa dönüklükle ilgili olumlu duygular ve duygusal dengesizlikle ilgili olumsuz duygular arasında anlamlı düzeyde ilişkilerin olduğu görülmektedir. Bölüm değerlendirme. Kişinin kendisine yönelik algılarının tamamına benlik diyoruz. İnsanların yaşamlarında verdikleri öncelikler olarak ifade edilen ve onların kişiliklerini etkileyen faktöre değer diyoruz. 5 yaşında olan Hilal, tanımadık insanları gözlemlerken onların neşeli, güler yüzlü ve sevecen gibi yüz ifadelerine sahip olup olmadıklarına bakarak onlara yaklaşıp yaklaşamayacağını karar vermektedir. Buna göre Hilal, kişilerin dışa dönüklük özelliğini baz alarak inceler. Kişilik gelişiminde tuvalet eğitiminin önemli olduğunu vurgulayan psikolojik kuramın dönemi anal dönem. Kişiliğin haz ilkesiyle çatışan boyutuna it diyoruz.
Psikoanalitik kuramın temsilcisi Freud'tur. Sokakta yaşayan ve çöplerden yemek toplayarak yaşamını devam ettiren Aaron, ihtiyaçlar hiyerarşisinin fizyolojik aşamasında hayat sürmektedir. Yani en alt basamanda. Dikkatli, sorumluluk sahibi kişiliğin özelliklerindendir. Freud'a göre kişiliğin ilkel yanına id denir. Bandura kişiliğin model alma yoluyla geliştiğini savunmaktadır. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.